Dışarıda bekleyen yok. Şu bekleme odasını da devreden kaldırıyorum. Şimdi gelen direkt odaya girecek. Bekleme odasında bekleme durumu söz konusu olmayacak. Evet. Devam ediyoruz. 126. ayet. Ve kâlel mele'u. Burada kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Mele demek arkadaşlar kavmin yönetici kesimi demek. Kâlel mele'u. Yöneticiler dedi ki kavmin yani Firavun'un yönetici tayfası tam karşılığı mele kelimesinin tam karşılığı kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelen yöneticileri demek. Kâlel mele'u Firavun'un zenginlikten şımarmış ileri gelenleri dedi ki min kavmi Firavun'a evet Firavun'un kavminden zenginlikten şımarmış yönetici tayfası ileri gelenleri dedi ki Etederu Musa Musa'yı bırakacak mısın? Etederu Musa'yı bırakacak mısın? Ve kavmehu ve ona inananları yani onun kavmini demek yani onun taraftarları onun arkasından gidenler onun peşine gidenleri bırakacak mısın yani şimdi? Ki bunlar ne için ne yapacaklar? Li yufsidu fil arz. Yeryüzünde fesat çıkarmaları için. Buradaki fil arz yeryüzü anlamına geliyor. Ama diğer taraftan Mısır anlamına da geliyor. Mısır ülkesi anlamına da geliyor. Yani Firavun'un yönetici tayfası Firavun'a diyor ki şimdi sen Musa'yı serbest mi bırakacaksın? Ve onunla beraber olanları serbest mi bırakacaksın? Ki onlar eğer serbest bırakırsan ülkede fesat çıkaracaklar. Yani çeşitli olaylara karışacaklar. Senin düzenini değiştirmeye çalışacaklar. Ve yedereke ve alihetekke senin ilahlarınla beraber onları serbest mi bırakacaksın? Ki serbest bıraktığın zaman yapacağı şey de li yufsidu fil arz memlekette fesat çıkarmak. Bu tabir yani seni devirecekler, senin sistemini değiştirecekler, seni yerinden edecekler diyor. Bu olayı ülkede fesat çıkarmak olarak anlatıyorlar. Kale, şimdi söz Firavun'a geçiyor tekrar. Firavun dedi ki, Kale, senukatilu öldüreceğiz, katledeceğiz. Ebnaehum oğullarını ve nestahi nisa ehum. Kadınlarını da sağ bırakacağız. Bakın buradaki ayet Firavun'a ait bir sözdür. Kale sen nukattilu ebnaehum erkeklerini veya oğullarını öldüreceğiz erkek çocukları veya erkekler anlamına geliyor. Ebnaehum onları diyor katledeceğiz. Ama ve nestahi yaşatacağız. Nisaehum, kadınların. Kadınlarını da yaşatacağız diyor. Şimdi bu iki manaya geliyor. Bir, erkeklerini öldüreceğiz. Yani onları keseceğiz. Böyle kurbanlık koyun gibi keseceğiz anlamına geliyor. Nestahi nisaehum, kadınlarını da bir yaşatacağız. Nestahi yaşatırız, yaşatacağız. Bir de hayasızlığa sevk edeceğiz anlamına da geliyor. Yani erkeklerin ölüp kadınlarını alıp onları kullanacağız.
Mesela ne yapacağız? Satacağız. Cari olarak satacağız. Genel evlerinde çalıştıracağız. Fahişelik yaptıracağız. Askerlere peşkeş çektireceğiz. O nedenle kadınları yaşatacağız. Ama erkeklerin hepsini öldüreceğiz diyor. Firavun Musa'ya ve onun peşinden gidenlere böylesine bir tehdit daha savuruyor gördüğünüz gibi. Yukarıda ne demişti? Kendi adamlarına bu sefer sihirbazlarına yönelik şurada ellerini ayaklarını çaprazıma keseceğiz ve onların hepsini asacağım demişti. Burada da erkeklerini öldüreceğim, kadınlarını da yaşatacağım ve hayatında. Niye yaşatacak? Kadınları niye yaşatıyor? Niye kadınları öldürmüyor? Şu kelime aynı zamanda işte o anlama da geliyor. Çünkü öyle de yapıyordu. Evet. Erkeklerini öldürüyor ve kadınlarını el koyuyordu. Zaten eski çağlarda köle olmanın iki yolu vardı arkadaşlar. Bir insanın köle olması için bir borcunu ödeyememesi lazım. İki, savaşta yenilmesi lazım. Eğer savaşta yenilirseniz ve borcunuzu da ödeyemezseniz karşı tarafa köle oluyorsunuz. O zaman köle olduğunuz taraf sizi öldürme hakkına, köle yapma hakkına, karnınıza ve kızınıza el koyma hakkına, onları başkasına satma hakkına sahip oluyor. Savaşın kaçınılmaz sonucu bu. Eğer bunu göze alıyorsan savaşa çıkman gerekiyor. Bunu göze alıyorsan borç istemen gerekiyor. Çünkü ödeyemezsen sonu böyle bitiyor. Bunlar eski Mısır'da, Babil'de, ta eski çağ toplumlarında olduğu gibi Kur'an'ın indiği dönem olan Mekke ve Medine'de de cariydi. Böyle bir kanun orada işliyordu. Ve insanlar acımadan bunun sonuçlarına acımadan insanları bunun sonuçlarına mahkum ediyorlardı. Evet. Ve inna muhakkak ki biz fevkahum kahirun. Onların üstünde kahredici bir üstünlüğe sahibiz diyor Firavun. Ale Musa tekrar söz Musa'ya geçiyor. Musa dedi ki li kavmihi kavmine yani peşinden gelenlere kendisini destekleyenlere taraftarlarına Musa yukarıdaki Firavun'un tehditlerinden sonra onları duyunca dedi ki İsta'inu billahi Allah'tan yardım isteyiniz. Vesbiru sabrediniz. İnnel arda lillah muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. Yurithuha men yeşâ'u min ibadihi. Ona kullarından dilediğini varis kılar. Daha doğrusu ona yani yeryüzüne kullarından layık olanı, müstahak olanı, şu yeşa kelimesi genellikle meallerde dilediğini diye çevrilir. Dilediğini öyle yapar, dilediğini böyle yapar diye çevrilir. Bu doğru bir çeviri değil. Buradaki yeşa kelimesi müstahak gördüğünü, layık gördüğünü kullarından yeryüzüne varis kılar. Bütün bir yeryüzü Allah'ındır. Siz sabredin, direnin ve Allah'tan yardım isteyin diyor Musa taraftarlarına bu ayette. Sonra diyor ki vel akibetu lil muttakin. Muhakkak ki akibet yani gelecek muttakilerin olacaktır. Sakınanlar kazanacaktır. Gelecek sakınanların olacaktır diyerek Musa da taraftarlarına bu şekilde sesleniyor ve moral veriyor bir yerde. Galu dediler ki şimdi de Musa'nın taraftarları yani Musa'nın peşine takılıp Mısır'dan çıkmak isteyen ve Firavun'a karşı çıkan onu destekleyenlere söz geliyor. Bu sefer onlar konuşuyor. Diyorlar ki Uzina eziyet gördük. Acı çektik, eziyet gördük. Min kabl, önceden. En te'tina, sen bize gelmeden önce biz acı çekiyorduk. Ve min badima, gitena,
Sen geldikten sonra da aynı acı devam ediyor. Ey Musa, sen gelmeden önce Firavun'un zulmü altında inliyorduk. Şimdi sen geldin. Bu sefer Firavun'un zulmü daha da arttı. Firavun'un zulmü altında inlemeye hala devam ediyoruz. Değişen bir şey olmadı diyerek gördüğünüz gibi adeta sitem ediyorlar. Kale Musa tekrar diyor ki Ata Rabbukum umulur ki Rabbiniz en yühleke aduvekum düşmanlarınızı helak eder ve yemtahlifekum fil ard yeryüzünde onların yerine sizi getirir. Sonra da feyenzura keyfe tamelun. Ne yapacağınıza bakar. Umulur ki, beklentim odur ki, ben umuyorum ki eğer sabreder ve direnirseniz Allah düşmanlarınızı kahredecek, onların yerine sizi getirecek ve sizi getirdikten sonra da sizin keyfe tamelun ne yapacağınıza bakacak. Bakalım ne yapacaksınız onların yerine geçince. Her biriniz biraz Firavun mu kesileceksiniz? Firavun sisteminin aynısını devam ettireceksiniz. Firavun sistemini değiştirecek misiniz? Yoksa Firavun'un yerine geçip şimdi Firavun biz olduk mu diyeceksiniz? Yani rejim değişikliği, yönetim değişikliği, birinin yerine diğerinin geçmesi sorunu çözmüyor. Bugün de böyledir. Çağımızda da bu böyledir. Asıl olan nedir? Keyfe tamelun. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Ona bakacak. Bir parti gider, öbür parti gelir. Bir rejim gider, onun yerine öbür rejim gelir. Bir sistem gider, onun yerine başka bir sistem gelir. Ne yaptığına bakmak gerekir. Çünkü eğer senden öncekilerin aynısını yapacaksan, onlar baskı yapıyor. Bu sefer sen başlıyorsun baskı yapmaya. Onlar sana yaptı, bu sefer sen de onlara yapıyorsun. Onlar sana adaletsizlik yapıyor, bu sefer sen onlara adaletsizlik yapıyorsun. Onlar medyayı ele geçiriyor, mahkemeleri, yargıyı ele geçiriyor, kimseyi konuşturmuyor, herkesi mahkemeye veriyor, muhalefeti susturuyor. Sen geliyorsun ve aynısını bu sefer sen onlara yapmaya başlıyorsun. Ne anladık biz bu işten? Hiçbir şey anlamadık. Sistem devam ediyor, firavunluk devam ediyor. Oysa ne olması gerekiyor? Değişmesi gerekiyor. Onlar zulmediyorsa sen zulmetmeyeceksin. Onlar muhalefeti susturuyorsa sen susturmayacaksın. Onlar tüm medyayı ele geçiriyorsa sen geçirmeyeceksin. Başkalarına da söz hakkı vereceksin. Onlar yargıyı denetim altına almışsa, kendine bağlamışsa sen bağlamayacaksın. Bağımsız olmasını sağlayacaksın. Özgür medyaya, denetlemeye, denge kurumlarına, memleketin muhalif kesimlerinin seslerinin yükselmesine müsaade edeceksin. Demokratik, özgürlükçü bir ortam yaratacaksın. Aksi halde Firavun sistemi devam eder. Şimdi burada da bakın Musa'nın sözünde umulur ki diyor bak. Asa. Kale dedi ki asa umulur ki beklentim odur ki Rabbikum Rabbiniz en yühlüki aduvvekim düşmanlarınızı helak eder. Düşmanlarınızı helak eder. Sistemi değiştirir. Sonra ne yapar? Ve yastahlifekum fil arz. Memlekette, ülkede, yeryüzünde, bölgede, içinde yaşadığımız coğrafyada arz, bunların hepsi anlamına geliyor. Onların yerine sizi istihlaf eder. Yani onların yerine sizi getirir. Sonra sonra yenzura, bakar, izler, gözetler. Keyfe tamelûn. Neler yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl edip eğiliyorsunuz? Öncekini taklit mi ediyorsunuz? Onlara mı benziyorsunuz? Söylediğiniz sözleri yerine getiriyor musunuz? Vaatlerinizi tutuyor musunuz? Yeni bir durum yaratıyor musunuz? Bir yenilik var ediyor musunuz? Öncekileri tekrar etmeyip yeni şeyler ortaya koyuyor musunuz? Buna bakın. Yoksa sizin de onlardan bir farkınız yoktur anlamında onu da bize çağrıştırmış oluyor. Ve son ayet 130. ayet. Bu bölümdeki son ayeti okuyorum. Velakat muhakkak ki ehazna
Ale firavune, firavun ve taraftarlarını yakaladık. Biz sinine yıllarca ve naksi mine semerati ve onları ürünlerle kıstık. Leallehum yezzekkerune. Firavun ve avaresini senelerce kıtlıkla, ürünlerden kısaltmakla sınavdan geçirdik. Bakalım yola gelecekler mi diye. Fakat onlar bildiklerini okumaya devam ettiler diyerek devam ediyor. Şimdi esasında 129'da kesmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada Firavun ve avanesinin daha sonraki yıllarda tabii olaylarla, doğal afetlerle falan sınandığını anlatacak. Orada bitiyor. 129'da bölüm bitiyor. Ama şuraya kadar olan bölümde, yukarıdan beri gelen bölümde gördüğünüz gibi Firavun, Musa'nın taraftarları, Firavun'un sihirbazları arasında geçen konuşmayı bize aktardı. Şuradan başladı. Galu diyerek buradan başladı. Şurası işte. Şurası. Allah Allah ya işte şurası. Aşağıya kadar arkadaşlar. 129. ayete kadar bir bölümdür. Bugün üzerine durduğumuz bölüm işte burası. 125, 126, 127, 128 ve 129. ayetler. Firavun'un sarayındaki tartışma. Firavun'un sihirbazları, Musa'nın taraftarları. Bunların arasındaki konuşmaları dinlediniz. Kur'an-ı Kerim bunları bize aktarıyor. Neden aktarıyor? Bunlardan ders çıkaralım diye aktarıyor. Çünkü hakikaten bunların her biri ayrı ayrı bir derstir. Her bir cümlede, her bir şeyde, anlatıda bize başka bir pencere açıyor. Başka bir mesaj veriyor. Evet arkadaşlar, bugünkü sunumum bu kadar. Şimdi sormak istediğiniz soru varsa onları alabiliriz. Şu ekranı önce bir şöyle bir kaldırayım. Evet. Şimdi herkes tam ekranda görülüyor. Soru soran var, arkadaş varsa şöyle bir işaret yapacak. Veyahut da şöyle bir işaret yapacak. El kaldırmış oluyor yani. Ben de onun sesini kaldıracağım. Ve sorusunu soracak. Sonra sesini tekrar geri kapatacak. Aynı anda sesler açık olduğu zaman şey yapamıyoruz. Çok gürültü oluyor. Evet. Var mı soracağınız bir şey? Bu ele aldığımız bölümle ilgili veya sadece ele aldığımız bölümle ilgili değil. Önce ele aldığımız bölümle ilgili, sonra diğer konularda sorabilirsiniz. Veya ekleyeceğiniz bir şey varsa o da olabilir. Yani illa bir şey sormanız gerekmiyor. Ben şunları eklemek istiyorum, şunları da ifade etmekte fayda var diyeceğiniz konular da söz konusu olabilir. Evet. Ayşe Hanım, Ayşe Özcan Eder. Onun... Evet hocam. Evet, buyurun Ayşe Hanım. Merhabalar hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Merhaba, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Amerika'nın hangi eyaletini? New oturuyoruz. Washington evet. Şehrinde oturuyoruz buranın. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam siz belki daha önce de demişsiniz. Ben sizin ara ara şeylerinizi YouTube'dan dinleyebiliyorum ancak. Eski programlarınızı hep oradan takip ediyorum. Hemen Ramazan'da her gece bir sohbetinizi dinliyorum. Belki kaçırmışımdır. Şimdi bu şeyden kısa mı deniliyor tam da bilmiyorum. Buradan veya diğer hep
Günümüze mi mesela yani? Evet, ses kesildi. Şu anda şu zam duyabildiniz mi? Hayır. Anlayamadım. Ses kesintisi oldu. Gelmedi mi sesin? Kısıt yani, ha, ses böyle kısıtı geliyor. Tekrar. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. Ha, kusura bakmayın. Çok özür dilerim şey olduysa. Acaba diyorum, siz belki bunu hep söylemişsinizdir sohbetlerinize de. Rabbim bize bu firavunlarla, bu isimlerle, bu karakterlerle, her bir betimlemeyle, bir olayla biz hep mesajı değil mi veriyor Kur'an'da? İsimler aslında bu yerler, bu olaylar hep devam edebilen şeyler ve bunları biz tekrar tekrar yaşayarak o isimleri böyle o şekilde mi tanımlıyor Rabbim bize? Evet, şimdi bu ayetler... Sesim geldi mi? Evet, geldi, anladım. Tamam, anladım. Şimdi bu ayetler 1400 yıl önce gelmiş. Bu olay, yani ayetlerin ele aldığı olay, yani firavunluk ise ondan 3000 sene öncesini anlatıyor. Yani firavun dediği, Kur'an-ı Kerim nereden baksanız 4000 sene önce yaşamış Mısır'da bir sülale. Firavunlar sülalesi var. O firavunlar da en az nereden baksan 3-4000 sene sürmüş Mısır'da. Dünyanın en eski uygarlığı, Mısır uygarlığı. Oradan Orta Doğu'ya bu firavunluklar, imparatorluklar, krallıklar geçmiş. Orta Doğu'dan Roma'ya geçmiş. Roma'dan Bizans'a geçmiş. Yani batıya doğru ta Mısır'dan gelmiş bu krallıklar. Kendisini yeryüzünde Tanrı'nın oğlu ifade etmeler. Eski dönem firavunlukları var. Orta dönem firavunlukları var. Son dönem firavun sülalesi var. Dolayısıyla Mısır başlı başına bir tarihtir. Böyle büyük bir eski uygarlıktır yani Mısır dediğimiz şey. Orta Doğu'da da Nemrutlar var. Babil'de, Asur'da, İbrahim'de onlara karşı çıkmış. Musa'da, Mısır'dakilere karşı çıkmış. Dolayısıyla bunlar Mısır ve Orta Doğu dediğimiz dünyanın o günkü merkezi oluyor. Mısır'da ve Orta Doğu'da krallara Firavun ve Nemrut deniyor. Mısır'dakilerine Firavun, Orta Doğu'dakilere, Mezopotamya, Akdeniz havzasındakilere Nemrut deniyor. Bunlar Tanrı oğullarıdır. Tanrı'nın yeryüzündeki oğlu olduğunu iddia eden kişilerdir. Ve bu bir çağdır. Peygamberimiz zamanına kadar, Kur'an indiği çağa kadar bunlar Tanrı oğulları diye anılıyorlardı. Ama İhlas suresiyle beraber yeryüzünde Tanrı'nın oğlu olmadığı söylenmesiyle beraber bu çağ kapandı. İslam'ın geçen söylemiştim, insanlığa getirdiği üç büyük devrim. Tanrı oğulları çağını kapattı, kölelere özgürlük başlattı, bir de son peygamber fikrini getirdi. Bu insanlık tarihinde üç büyük devrimdir. Dolayısıyla Mısır bunun odağıydı, Tanrı oğlu olma iddiasının. Firavunluk burada bir karakter olarak ele alınıyor. Karakter analizi yaptı biraz evvel okuduğumuz bölümde, dikkat ederseniz. Sorulan sorular, verilen cevaplar, halen geçerli olan sorular ve cevaplardır. Kur'an-ı Kerim bu açıdan edebi bir metindir. Bir roman gibidir. Romandan, oradaki karakterlerden, oradaki anlatılardan, kurgulardan nasıl yararlanırsak Kur'an'dan da öyle yararlanmamız lazım. Mesela klasik roman dediğimiz zaman ne akla geliyor? Klasik roman ne demektir? Klasik roman insanların her çağda, her mekanda, her zamanda yürürlükte ve geçerli olan ahlaki karakterlerini analiz eden romanlar demektir. Yani mesela klasik Türk filmi diyoruz. Bunu ne diyoruz? Klasik Türk filmi dediği ne de aklınıza geliyor? Zengin kız, fakir oğlan arasındaki mücadele. Veya fakir kız, zengin oğlan. Bütün hikaye bunun üzerine kuruludur. Değişik değişiktir ama sonra nedir? İşte vefa, dostluk, ihanet, aşk,
kalleşlik. Hepsi vardı ya. Bu da klasik konulardır. Filmlerin klasik konularıdır. Romanların da klasik konusu budur. Kur'an'ın da klasik konuları bunlardır. Neden? Çünkü Kur'an klasik roman konularını işler. Yani insanlıkta hiç ortadan kalkmayacak, bitmeyecek, her nesilde, her kuşakta yeniden gündeme gelecek olan konuları ele alır. Mesela bu ihanet, kandırmak, kalleşlik yapmak, öldürmek, çalmak, dostluk, vefa, saldırganlık, tecavüz, şehvet, kibir, öfke, bunlar nerede insan varsa orada olan şeylerdir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim de hep bunlar üzerine yoğunlaşıyor. Hep bu konuları işliyor. Konuları işlerken geçmişte yaşamış bir tipolojiyi alıyor, onun örnekliği üzerinden bize anlatıyor. Firavun'u anlatmaktan maksat kibirdir. Biraz evvel kibir örnekleri gördünüz. Otoriter idare örnekleridir. Bir de totaliter, her şeye karışan, hep benim dediğim olacak diyen tipe örnektir. Bunun en güzel örneği Firavun'dur. Firavun karakteri analiz edildiğinde ortaya çıkar ki aslında her birimizin bir tarafı da firavunluk var aslında. Yani kimimiz evinde, kimimiz okuyucusuna karşı, kimimiz izleyicisine karşı, kimimiz çocuklarına karşı, kimimiz kocasına, kimimiz karısına karşı firavun kesilebiliyoruz yani. Nasıl firavun kesiliyoruz? Karşı tarafı dinlemiyoruz. Otoriter ve totaliter oluyoruz. Yani benim dediğim olacak, benim istediğim yerine gelecek, benden habersiz hiçbir şey yapılmayacak ve her şey elinde sonunda bana ait olacak. Şimdi böyle dediği zaman sen firavun oluyorsun işte. Oysa haddini bilmesi gerekiyor insanların. Karşı tarafa saygı göstermesi gerekiyor. Ona da söz hakkı vermesi gerekiyor. Ayar vermemeye çalışması gerekiyor. Böyle ona buna ayar verenler, ondan sonra hep benim dediğim olacak diyenler, böyle dalanlar, sormadan etmeden etrafta ne oluyor bitiyor, izni var mı yok mu, böyle ona işte dallamalar deniyor. Dalıyor yani adam, böyle dalıyor. En sevmediğim tip budur yani, böyle dalanlar. Yani bir dur bir kardeşim, haddini bil yani. Kendine bir sınır çiz. İzin var mı yok mu? Karşı taraftakine bir sor. Dolayısıyla insanların birbirinden özür dilemesi, affedersiniz demesi, kusura bakmayın demesi, acaba haddimi mi aştım demesi, bunlar çok centilmen, çok şık hareketlerdir. İnsanın firavun yapmayan, firavunluk tarafını böyle terbiye eden hareketlerdir. Dolayısıyla bu anlatıları bir klasik romanın betimlemeleri, insan analizleri, insan karakterinin ve insan ruhunun çözümlemeleri olarak görmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de bir tarihsel masal anlatısı olarak değil. Öyle baktığımız zaman yaşayan Kur'an'a dönüşmüş oluyor. Yani bu biraz evvel okuduğum bölüm aslında tamamen günümüzden bahsediyor. Yani Firavun'un yerine siz istediğinizi koyabilirsiniz. O tarzda kişileri koyabilirsiniz. Aynen şeyler de aynen devam eder. Onların karakterine böyle ne denir? Cuk diye oturur diyelim. Evet. Evet İhsan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam, firavunluğun tefsirlerinizden firavunluğun zararlarını, firavunluğun mahsurlu yönlerini anladık, anlıyoruz. Sağ olun. Yani hepimiz hayatımızda firavunluk yapabiliriz. Ben arkadaşıma yapabilirim, oğluma yapabilirim, eşim bana yapabilir, hocam bana yapabilir, ben zayıf birisine yapabilirim. Tamam, peki. Diğer taraftan Allah bunu bilerek yarattı bizleri. Peki aklıma şöyle bir soru geliyor. Allah Teala'nın bir de sevapları, günahları affetme özelliği, tevvap özelliği var. Yani affedici özelliği var. Yani bunların ikisi çakışmıyor mu sizin kafanızda? Yani kulum sen günah işliyorsun, firavunluk yapıyorsun, hata yapıyorsun. Şunu mu istiyor? Devamlı surette hata yapıp Allah'tan özür dilemek, haddini bilmek, hep sınıra çekilmemizi mi istiyor? Yoksa
Öbür taraftan da benim sevap günahları affetme özelliğimi yok saymayın diyor bir anlamda. Burada bir çelişki hissediyor musunuz? Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Şimdi şöyle Allah'ın affetmesi dediğimiz şey veya Allah'a karşı suç işlemek dediğimiz şey nedir? Esasında insanlar birbirlerine karşı suç işlerler. Birbirlerine karşı yanlış yaparlar ve bundan dolayı da birbirlerinden af dilemeleri gerekir. Eğer insanlar birbirlerine zarar veriyorsa o zararı tazmin etmeleri gerekir. Hatta işlediği suçun da cezasını çekmesi gerekir. Şimdi önemli olan insanların birbirine karşı işlediği suçlardır. Allah insanları yerine kendisini koyarak Kur'an'daki ayetlere bakarsak sık sık birbirinize karşı iyi davranırsanız Allah da sizi affeder diyor. Yani önemli olan insanların barış içinde bir arada yaşaması, birbirinin hakkına hukukuna riayet etmesi, birbirini sömürmemesi, birbirine yanlış yapmaması, birbirine karşı haddini bilmesi. Önemli olan bu. İnsanların birbirine karşı haddini bilmesi gerekiyor. Yani adeta Kur'an demektedir ki siz kendi aranızda iyi davranın. Bana karşı özel olarak işlediğiniz suçlar varsa bu sizin de benim aramdadır. Gerektiğinde onları da üzerine çizerim demek istiyor yani. Hatta ben şöyle düşünüyorum. İnsanlarla arası çok iyi olan, insanlara hayır yapan, insanları memnun eden, onların gönlünü hoş eden ve insanlar tarafından iyi bilinen, saygı duyulan, kimseye zararı dokunmamış olan birisinin otomatikmen Allah'la da arasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu ikisi çelişmez yani. İnsanlarla arası iyi olan bir adamın Allah'la arası nasıl kötü olabilir? Mesela insanlara iyilik yapıyor, insanlara faydalı dokunuyor ama namaz kılmıyor. Allah'ın evini ziyaret edip onun etrafında dönmüyor. Allah'ın önünde eğilip secdede namaz kılmıyor veya işte onun emrettiği bir ay orucu tutmuyor gibi sanki bunlar Allah'a karşı suçlarmış gibi algılanabilir. Kişi böyle olabilir. Nitekim böyle de bir sürü insan vardır. Namaz kılmayan, oruç tutmayan, hacca gitmeyen ama insanlara arasında çok iyi, saygın bilinen, çok dürüst olan, dürüst yaşayan çok insan var. Şimdi onlar arasında bir çelişki mi olacak acaba? Allah şöyle mi diyecek? Tamam insanlarla iyi geçindin ama benim dediklerimi yapmamışsın. Yani çok iyi bir insansın. Kime sorulsa seni herkes övüyor, saygı duyuyor. Hakikaten insanlara çok faydalı işler yapmışsın. Ama benim önümde eğilmemişsin. Benim etrafımda dönmemişsin. Sana emrettiğim orucu tutmamışsın birader. Dolayısıyla bu yaptığın iyiliklerin hepsi boşa gidecek mi diyecek yani. Şimdi geleneksel şeye göre, anlatıya göre boşa gidecek. Yani cübbeliye gitsen sorsan evet hepsi boşa gidecek. Namaz kılmazsan, oruç tutmazsan, başını örtmezsen, hacca gitmezsen ne kadar iyilik yaparsan yap hepsi boşa gidecek. Bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Habitat amalukum, onların amellerinin hepsi boşa gidecek diye o ayeti de buna yorarlar. Halbuki orada anlatılan şey müşriklerin amellerinin boşa gitmesidir. Yani müşrikler İslam'ı durdurma, peygamberi yok etme, Allah'ın dinini geriletme yolunda sarf ettikleri amellerin hepsi boşa gidecek. Ve gitmiştir de ve peygambere engel olamamışlar İslam'ın yayılmasına. İşte müşriklerin Mekke'deki ve Medine'deki bütün çabaları, bütün uğraşları, savaşları, direnmeleri, İslam'ın sesini susturma girişimlerinin tamamı tarihsel olarak bellidir ki boşa gitmiştir. Boşa gitmiştir yani. Bildiğim boşa gitmiş yani. Onu kastediyor. Yoksa dürüst bir adamın iyiliklerinin boşa gideceğini kastetmiyor. Dolayısıyla buradan düşündüğümüz zaman Allah'ın affediciliği kendisiyle ilgili olan konulardadır. İnsanların birbirlerine karşı işlediği suçları Allah zaten
orada kendisini yetkili de kılmıyor. Orada ilginç bir durumdur. Yani o hususta kime karşı suç işlediyse gidip ondan özür dileyeceksin veya verdiğin zararı tazmin edeceksin veya cezasını çekeceksin. Adaletin şeyi gereği yerine gelecek. Ondan sonra Allah devreye giriyor. İnsanlar mesela kul hakkı yediğin zaman, hani şöyle bir söz vardır ya, kul hakkıyla karşıma gelme denir. Buna benzer ayetler var Kur'an'da. Yani bu nasıl bir şey bu? Yani demek istiyor ki kul hakkıyla karşıma gelirseniz burada benim de yapabileceğim bir şey yok. Evet, Allah böyle söylüyor. Kul hakkıyla karşıma gelirseniz benim de burada yapabileceğim bir şey yok. Burada hakkı, yetkiyi mazluma veriyorum diyor. Yani hakkı yenene veriyorum. Kimin hakkı yenmişse o yetkilidir. Ona gideceksin. Ondan helallik dileyeceksin. Tazminat ödeyeceksin. Cezasını çekeceksin. Adaletin gereği neyse onu yerine getireceksin. Ondan sonra bu iş kapanacak. Yoksa sen gitmişsin, öldürmüşsün, çalmışsın, hakaret etmişsin, insanlara her türlü kötülüğü yapmışsın, bol bol namaz kılmışsın, tesbih çekmişsin, Allah'ın adını bol bol anmışsın ve o da hepsini, bu tane hepsini üstünü çizmiş. Öyle bir şey yok yani. Böyle, Cübbeli'nin anlattığı gibi değil yani. Tarikatta böyle anlatıyor. Ya ne yaparsan yap, günde 50 defa Allah de, namazını kaçırma, saçının tek telini gösterme, orucunu tut, bir defa hacca git gel, hepsi silinir diyor yani. Hepsi, hiçbir şey kalmaz. Pir upak olursun diyor. Bu külliyen yanlış. Böyle bir din yok yani. Evet Nusret Bey. Bir dakika. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi hocam en son okudum. En son 129. ayette muhakkak ki Firavun ve taraftarlarını yakaladık. Onları senelerce kıtlıkla ele geçirdik. Doğal afetlerle sınadık diye bir ayet okuduk 129'da. Evet. Günümüzdeki hocalar televizyonlarda ya da özel sohbetlerinde sürekli bu ayete atıf yaparak mı işte bugünkü virüsün, hastalıkların, depremlerin, doğal afetlerin bu ayeti delil olarak mı sunuyorlar acaba? Bu bir Yusuf kıssasında da var böyle bir söz. Evet. Evet şimdi bu o 129. ayetti. Ondan sonra da gelen bir bölüm var. Onun üzerinde gelecek hafta duracağız. Gelecek haftaki tefsirin konusu Firavun'a ve kavmine verilen Firavun ve kavminin zamanında yaşanan doğal afetler. Kıtlık. İşte kıtlıktan bahsetti 129. ayette. Hemen sonraki ayette de işte çekirge istilası, ırmağın böyle kıpkırmızı akması, kan akması, kurbağa istilası, dolu yağması falan gibi doğal afetler var. O günkü Mısır'da bunlar yaşanmış. Kıtlıkla geçen yıllar olmuş. Ekmek aş bulamamışlar, buğday yetişmemiş falan. Böyle afetler var. Doğal afetler var. Bu afetlerden bahsediyor sonraki ayette. Yani Firavun'un o günkü Mısır'ın başına neler geldiğinden bahsediyor. Acaba bunlar Allah'tan işlenen günahlara karşı bir ceza mıdır? Eğer Allah'tan insanların işlemiş olduğu günahlara karşı bir ceza ise o zaman ahirette ceza çekmeye ne gerek var? Hem burada ceza çekiyor hem öbür tarafta mı ceza çekiyor? Bunlara nasıl bakmak lazım? İşte bu ayetlerin yüzeysel okunuşuna bakarak işte o bahsettiğiniz hocalardan birçoğu her türlü doğal afetin,
salgın hastalığın, dolu yağmasının, yıldırım düşmesinin, depremin Allah tarafından yeryüzündeki insanların gidişatına bakıp onların günah işlediğini görünce altlarındaki yeri sallıyor, tepelerine dolu indiriyor, çeşitli afetler veriyor diye açıklıyorlar, izah ediyorlar. Bu doğru bir açıklama değil. Çünkü Hazreti Ali'nin bir sözü var, der ki dünya imtihan yeridir. İmtihan yeridir. Ceza çekme yeri değildir. Ahiret de ceza veya mükafat görme yeridir. İmtihan yeri değildir. Şimdi insanlar burada yaptıklarının karşılığını görürler. O ayrı. Yani bir şey yaparsın, etki tepki doğurur. O ayrı bir şey. Ama dünyada doğal afetler biz olsak da olmasak da olacaktır. Yeryüzünde hiç insan olmasa, hiç insan olmasa yer sallanacaktı. Yukarıdan yağmur yağacaktı. Sular akacaktı. Seller taşacaktı. Bunlar hepsi olacaktı. Şu anda bize doğal afet gibi görünen ne varsa yeryüzünde insanlar olmasa dahi olacaktı. Olmuştu da, oluyordu da. İnsanlar bu afetlere denk geliyorlar. Depremin olduğu yere çürük binalarla evler yapınca, sel yatağına gecekondular kondurunca, bir sel olduğunda veya yer sarsıldığında bu afet bizim başımıza kendi ellerimize yaptığımızdan dolayı bir felakete dönüşüyor. Afet felakete dönüşüyor. Neden? Kendi ellerine gittin, dere yatağına gecekondu yaptın. Oradan da sel basınca bütün gecekonduları sildi süpürdü. Bilmem kaç kişi öldü. Veya demirinden çimentosundan kaçırmak için gittin kayalık olmayan fay hattı geçen yerlere inceleme, araştırma yapmadan böyle depreme dayanıksız binalar yaptın. O fay hattı da kopunca gürr hepsi gitti. Afet başımıza felakete dönüşmüş oldu. Dolayısıyla Kur'an bize diyor ki dünya böyle bir yerdir. Sallanacaktır, yağmur yağacaktır, dolu yağacaktır, yer sarsılacaktır. Bunlar hepsi olacaktır. Yani çeşitli, bugün bile mesela geçenlerde vardı çekirge sürüsü İran'ı kasmış kavurmuş, bütün bağları bahçeleri mahvetmiş. Binlerce çekirge veya hortum, bu tür şeyler dünyanın çeşitli yerlerinde veya tsunami, suların kıyıya vurması doğal olarak gerçekleşiyor. Bunlar bir günahın cezası olarak olmuyor. Tabiatın düzeni böyle olduğu için, tabiat bu şekilde dengesini bulduğu için oluyor. İnsanlar bunlara denk gelip orada yanlış işler ve tedbirler aldıkları zaman onlar felakete dönüşüyor. Bunu bu şekilde anlamak gerekiyor. Doğrusu bence bu. Evet, Sedat Bey, siz bir şey mi diyordunuz? Evet. Evet, buyurun. Merhaba hocam, iyi akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi benim sormak istediğim bir soru var. Hani bu biraz kafalarda da soru işareti olduğunu düşünüyorum. Tabii bu Araf suresi Firavun ve Musa'la arasından geçen bir konu üzerine böyle bir düşünce hasıl oldu. Şimdi Firavun malum gaddar, zalim, halkını zulmeden, iyilikten, vicdandan, merhametten uzak, kötülüğün anası olarak geçiyor. Musa da Allah'a inancıyla birlikte bunun karşısında birlikte çatışıyorlar. Şimdi burada kafamı karıştıran bir soru işareti var. Burada Firavun kavati ne, Musa'nın artısı ne anlamında da bir aslında cevap çıkartılabilir. İyilik, vicdan, merhamet, kötülüğü yenmek, dini öğretilerin, dini aydınlanmaların bir etkisi midir? Yoksa bu doğuştan Yaradan'ın vermiş olduğu bir şey midir? Eğer dinin iyilik, merhamet, vicdan
üzerinde bir etkisi varsa Firavun'un burada bir suçu var mı? Ya da biz dini öğretilerin sayesinde mi iyi insan, merhametli insan, vicdanlı insan oluyoruz? Buradaki bu çelişkiyi ben aralamak istiyorum. Yani Firavun Allah'ı bilmiyor. İşte Musa da çıkmış karşısına. Ben peygamberim demiş, şuyum demiş, buyum demiş. Yani yanlış anlamayın onu. Adam da şaşırmış tabii. Yani kimsin gibilerinden. Şimdi burada insanların iyi tarafının oluşması, gelişmesi mutlaka dini örtülerle mi? Yani dini ya da inanç öğretileriyle mi evrileşiyor ya da gelişiyor? Bunu sormak istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle buna senin sorduğun soruyu yani bir başka açıdan da genellikle tartışılan bir konu bu. Ahlak dediğimiz şey dinden mi geliyor? Vicdandan mı geliyor? Dini öğretiler olmasa insanlar ahlaklı olamaz mı? Ahlaklı olmak için illa bir dindar mı olmak gerekiyor? Dine mi girmek gerekiyor? Yani bunu kaynağı nedir? Yani ahlakın kaynağı vicdan mıdır? Din midir? Diye bir tartışma var. Şimdi baktığımız zaman eğer ahlakın kaynağı din dersek dinsiz olanlar veya Allah'a inanmayanlar nasıl oluyor da ahlaklı olabiliyor? Öyle bir sürü örnek var. Veya ahlakın kaynağı dindir, evet dindir ve İslam dinidir yani. Din olmakla beraber bir halka daha ilerliyoruz. Ahlakın kaynağı dindir. Hristiyanlık, Yahudilik falan buna dahildir. Hayır. Ahlakın kaynağı bir de İslam'dır dediğin zaman o zaman Müslüman olmayanlar nasıl ahlaklı oluyor? Tam tersi şu anda dünyaya baktığın zaman nerede Müslüman olmayanlar var ahlaklı? Nerede Müslümanlar var? İslam dünyasının durumu ortada. Yani ikiyüzlülük, cehalet, yobazlık, geri kalmışlık, cehalet gırla gidiyor yani. Bu nasıl o zaman? Yani o zaman eğer Müslümanlar otomatikmen Müslüman olmakla beraber ahlaklı olacaktıysalar her Müslümanın diyenin hemen şak diye ahlak abidesi haline gelmesi gerekir. Halbuki işte öyle olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi benim görüşüme göre ahlakın kaynağı insan vicdanıdır. İnsanın ruhudur. İnsanın tecrübesidir. İnsanın kendisidir yani. Dinler ne yaparlar? Ahlak öğretilerini inhisar ederler. Yani tekellerini alırlar. Ve hep ondan bahsederek sanki bu işin kompedanı oymuş gibi, sanki ondan başkası ahlaklı olamazmış gibi bir tablo ortaya çizerler. Yani şöyle bir şey, bir örnekle açıklayacak olursak, hatta birkaç örnekle, şimdi vatan, millet, devlet, bayrak deyince hangi ideoloji aklınıza geliyor? İşte ülkücülük ve MHP aklına geliyor. Çünkü onlar onun tekellerini almışlar. Sanki bu kavramlar onlara ait. Yani onlardan başka kimse vatana, millete, bayrağa saygılı olamaz, onlara hizmet edemez, milliyetçi olamaz, yurdunu sevemezmiş gibi. Allah, kitap, din, iman deyince ne aklınıza geliyor? Bu İslamcı, dinci tayfalıklar geliyor. Tarikatlar aklına geliyor. Sanki Allah, kitap onların tekelinde. Veya doğru olmak, dürüst olmak onların tekelinde. Halbuki bunlara kendilerine de uymuyor. Veya emek, eşitlik, özgürlük dediğin zaman sol ideoloji akla geliyor. Onlardan başka kimse emekten, eşitlikten, özgürlükten bahsedemezmiş gibi. Halbuki bunlar inhisardır. Yani insanlığa ait olan bir takım kavramları, konseptleri ve insana ait bir takım dertleri, oluşumları, olayları tek eline almaktır. Bu benden sorulur. Kim bunlara inanıyorsa, kim bunlara
saygı gösteriyorsa ve bunlar için mücadele etmek istiyorsa benim kabileye gelsin, benim partiye gelsin, bunların temsilcisi benim havalarına giriyorlar. Şimdi aynı şekilde dinler de insanlığın genelinde, insanlık tarihinde işte iyi davranmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, yalan söylememek gibi insanlığa ait bir takım ahlaki değerleri incisar ediyorlar. Yani kendi tekellerini alıp bu işin kompedanı biziz. Eğer ahlaklı, iyi, dürüst birisi olmak istiyorsanız bizim dinimize girmeniz gerekiyor. Bizim çatımız altında toplanmanız gerekir diyorlar. Halbuki bu sadece bir iddiadan ibarettir. Ve çoğunlukla da bu iddialar yanıltıcı olabilir. Şu anda İslam dünyası bu açıdan bakıldığında insanlığı adeta yanıltmaktadır. Nasıl? Müslümanlar ahlaklı olur, Müslümanlar dürüst olur, Müslümanlar çalmaz, Müslümanlar iki yüzlü olmaz. İslam'ın gereği bunlar. Ama bir de bakıyoruz ki İslam dünyasında bunların hepsi gırla. Mesela eğer bir insan hakikaten Müslümanım diyorsa, gerçekten İslam'a olan inancı içeriden, yürekten ise mezarlıklara saygı göstermesi gerekir. Komşu hakkına riayet etmesi gerekir. Mabetlere saygılı olması gerekir. Bir Müslüman memleketinde ezan okunan bir yerde mezarlıklar deşilip kemikler yakılamaz. Komşumundan 50 kişinin listesi hazır keseceğim denilemez. Bir mabet cemevi de olsa, cami de olsa kapısına koçbaşıyla dayanıp kapısı kırılamaz. İçeriye gaz bombası atılamaz. Mabetlerin saygın olması gerekir. Mezarlıkların saygın olması gerekir. Komşuların güven içinde olması gerekir. Müslümanlığın olduğu yerde, İslam'ın olduğu yerde. Ama gel gör ki memlekette 5 vakit ezan okunuyor, bunların hiçbirisi yok. Bunlar televizyondan bar bar bağırılıyor ve bir tane hukuk adamı harekete geçmiyor. Bir tane yönetici, milletvekili, ya kardeşim siz ne konuşuyorsunuz, böyle şey mi olur diye müdahale dahi etmiyor. Şimdi buna bakarak buranın işte Müslümanlık var mı diyeceğiz, yani alakası yok. Yani kesinlikle ahlak dinden gelen bir şey değildir. Bir adam dindar olunca otomatikmen hemen ahlaklı olacak diye bir kural yoktur. Yaşadıklarımız bunun kanıtıdır. İnsan nasıl ahlaklı oluyor? Bir, ailesinden aldığı terbiyeyle genellikle insanlar ahlaklı oluyorlar. Arkadaşlarından, mahallesinden, yetişme çevresinden bir kültürle geliyor. Orada gördüklerini huy haline getiriyor ve öyle davranmaya başlıyor. Bu hiçbir dini ortamda olmayabilir yani. Hiç dini olmayan bir ortamdan da pekala mükemmel ahlaklı insanlar yetişebilir. Veyahut da birincisi bu, ikincisi insan bir şeye inanıyor. O inandığı şeyi kendisine uyguluyor. Sert bir ideolojik arınmadan geçiyor ve ben bunu yapamam diyor. Mesela ben bunu çalamam. Bu benim ideolojime, devrimci ahlaka aykırı diyor. İşte bilmem şu ahlaka aykırı diyerek kendini böyle ideolojik arınma içine sokanların da bir şey olduğunu görüyoruz. Bir çizgide durabildiğini görüyoruz. Mesela bir şey vardı. Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabının yazarı Hanifi Avcı bir keresinde şöyle bir şey anlatmıştı. Onu bir yerde karşılaşmıştık onunla. Bu Haliç'te Yaşayan Simonlar kitabında da bu var. Bunu anlatıyor yani. Diyor ki ben hayatımda bir solcu bir gençle tanıştım. O benim her şeye bakışımı, dünyaya bakışımı bile değiştirdi. Ondan bu yana ben aslında başka bir insanım falan diyor. Şimdi çocuğa emniyette banka soymaktan yakalamışlar ve onu konuşturmuşlar. Demişler ki bankadan aldığın paraları nereye verdin? Çocuk da bankayı soymuş, eline geçen parayı nereye verdiğini, kime verdiğini emniyetten bir ekiple beraber tek tek giderek göstermiş. Gittik diyor, tek tek eliyle koymuş gibi hepsini buldu, gösterdi.
ve paranın tamamını kenar mahallelerdeki gecekondularda yaşayan vatandaşlara dağıtmış. Ve kendisi bir kuruş almamış. Hakikaten gittik, bu sana böyle para getirir mi? Evet getirdi. Öbürüne gittik, evet getirdi. Evet getirdi. Bir kuruş geriye artmadı. Aldığı paranın tamamını cebine bir kuruş dahi koymadan gecekondu mahallelerine dağıtmış. Ve demiş ki ben bankayı soydum evet ama halka dağıtmak için soydum. Kendim yemek için soymadım. Hak olarak görüyorum. Hakları yeniliyor. Bunlar da vatandaşı sömürüyor. Demiş. Diyor ki ya ben o vatandaşı diyor, görünce vay be insanlığımdan utandım diyor yani. Bu adama bir de işkence yaptık yani, bir sürü ceza aldı. Hırsız yerine koydu. Gaspçı, soyguncu falan deniyor şimdi buna. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir şeye inanmış yani. Bir ahlaki değere inanmış. Öyle olması lazım. Bu yanlış demiş. Oradan almış, oraya vermiş. İnsan böyle ahlaklı olabilir. Veya çevresinden, veya ailesinden, veya arkadaş çevresinden. Ama din telkiniyle, dini telkinle bir insan ne kadar ahlaklı olabilir? Ben bunun en düşük seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani dini telkinle ahlaklı olanların sayısı en düşük seviyededir. 100 kişiden 2 kişi falan ancadır yani. Evet. Var mı bir şey diyeceğim? Sedat Bey, evet bir dakika. Açılmadı mı? Evet. İsterseniz Eren Bey'e söz verin hocam. Benimki bağlantılı bir şeydi. Eren Bey önce şey yapmıştı, söz almak istemişti. İsterseniz tamam. Eren Bey'i dinleyelim. Eren Alankuş. Evet. Evet Eren Bey buyurun. Selam. Sedat Bey'in yarım kalmıştı. O bitirseydi keşke önce. Ben tamam. Başka konu açacağım şimdi. Geçmişken devam edelim. Hadi sen devam et. Tamam. Selam. İlk defa katılıyorsun değil mi? Evet ilk defa katılıyorum. Eren nereden katılıyorsun? İstanbul'da mı? İzmir'deyim. Ha, 36 İzmir'de. Yaşındayım. Yazılımcı olarak çalışıyorum. Evet kitabı da almışsın. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Kitabı aldım okudum. Eyvallah. Kitap çok beğendim. Özellikle İzmir'de çok olan yüzü batı kültürüne dönük yaşamaya çalışan insanların İslam'a getirdikleri popüler eleştirileri çok güzel cevaplamışsınız. Evet zaten ben o kitabı ben onun için yazdım. Çağdaş evet. Dünyada İslam. Yani çağdaş insanın İslam hakkındaki tereddütlerine cevaplar veriliyor. Evet ben de işte arkadaşlarıma hediye ediyorum. Onlarla konuşmaya çalışıyorum bu konuları. Ama ikna olmaktan korkuyorlar gibi de bir şey hissediyorum onlarda. İkna olmaktan korkuyorlar mı? Nasıl yani? Şimdi sizin de dediğiniz gibi bu İmam Hatipler'de anlatılan dini öğretilerin iki gömlek sonrası IŞİD diyorsunuz. Evet. Birçok insan da böyle düşünüyor. O yüzden yani onlar gibi yaşayacağıma mümkün olduğu kadar uzak durayım benden gibi, bu işlerden gibi bakıyorlar gibi mi geliyor bana? Evet yani buradan bir yerden gireriz. Önce iyi gelir bize ama bunun arkası IŞİD. Öyle bir korku olabilir içlerinde diye zannediyorum. Ben şey merak ediyorum. Ben evet. Sizi 1,5 sene kadar önce fark ettim. Şimdi de bana Disiplininden Bahset programlarınızı geriye doğru YouTube'dan dinliyorum. Şu an Mart 2016'ya kadar falan geri döndüm. Bir yemek yaparken, spor yaparken falan hızlı 2x'e alıp arkada sizi dinlemek güzel oluyor. Size insanların sadece isminizle hitap etmesine bir itirazınız var mı? Yok, nasıl? Mesela İhsan. Selam İhsan. Yok, yok hiç sorun Ben, değil. Ha bu bana mesela çok tuhaf gelmişti. Siz mesela çok, artık ben de sen diyeceğim. Sen mesela şeyi çok söylüyorsun. Bir insan girdiğinde hanginiz Muhammed, hanginiz peygamber der diye. Kamu Evet, adamları böyle olmalı diyorsun. Sıradanlık. Evet, mesela bu çok güzel bir şey bence. Evet. Keşke bunu Maçoğlu Başkan yapıyor. O bir videoda baktığı zaman kahvede oturuyor. Hangisi başkan belli değil. Evet. Ya Benim şimdi de bu özellikle bizim memlekette bunun bizatihi gösterilmesi gerekiyor. Yani insanlarla hiyerarşik ilişki kurmayı sevmiyorum yani. Yani Evet. böyle tepeden bakmak, işte ben size öğretiyorum, ben hocanızım, başkanınızım, reisinizim falan. Bu hiyerarşik ilişkileri hiç sevmiyorum. Çünkü bu yanlış bir şey, doğru değil yani. Yani bir işi biliyorsan insanlara hizmet edersin, bildiklerini anlatırsın, insanlar da sana teşekkür ederler.
Sana ben şimdi Arap tarihiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sen o konularda da çok bilgilisin. Evet. Şimdi mesela bu bizim kültürümüzde oruç tutanlara bakıyoruz. Nasıl tutuyorlar? Akşam yatıyorlar, gecenin ortasında uyanıyorlar. Yemek yiyorlar, içiyorlar. Sonra gece tekrar uyuyorlar. Sabah kalkıp çalışma günlerine başlıyorlar. Muhammed'in içinde bulunduğu toplumda bu şekilde mi tutuyordu? Yoksa güneş doğmadan önce kalkıp yiyip içip normal çalışma günlerine başlayıp akşam güneş batarken de yemeklerini yiyip mi devam ediyorlardı? Bu konuda bilgin var mı? Şimdi şöyle, sahur kelimesi seher kelimesinden geliyor. Sahur, seher demek aslında. Sahura kalkmak, seher vakti kalkmak demek. Seher vakti, sabahın erken vakti demektir. Yani gün doğmadan birazcık önceki vakit, seher. Ortalık tamamen aydınlanmadan, böyle tam günün doğmaya yüz tutmuş hali. Böyle güneş doğmadan, işte yarım saat önce falan. O vakte seher vakti deniyor. Ortalık hafiften alacakaranlık. Ama tam gündüz de değil, tam böyle zifiri karanlık da değil. Güneş böyle sabah başlıyor. Tanyerin ağarma vakti. Yarım saat önce, yarım saat sonra fark etmiyor. Şimdi bu vakitte kalkıp bir şeyler yiyip gün doğmasıyla beraber yeme içmeyi kesiyorlardı. Akşam hava kararıncaya kadar bu oruç devam ediyordu. Dolayısıyla daha sonra şimdi diyelim saat 2'de, 3.30'da, 4'te insanlar kalkıyor. Bir şeyler yiyor, tekrar yatıyor. Ondan sonra sabah namazı tekrar kalkıyor. İnsanların gece vakti de delik deşik edilmiş oluyor. Oysa sabaha yakın vakitte, seher vakti kalkması yeterlidir. Yani kalkarsın, birkaç bir şeyler yersin, sabah işte 6'da yola çıkarsın, 8'de iş yerine gidersin, işine başlarsın. Veya gitmek istemiyorsan, evde yatıyorsan, gün ağarmasından ortalığın kararmasına kadar olan gündüz dediğimiz, yani 24 saat ikiye ayrılıyor. Gündüz, gece. Gündüz geceye bağlanacağı sırada orada akşam var. Akşam. Yani gündüz böyle geceye doğru geçme anına akşam dönüyor. Ama sonuç itibariyle gündüz 12 saat, gündüz 12 saat gece gibi ortalama biliyoruz. Şimdi sen bu zaman diliminin gündüz olan kısmında oruç tutacaksın. Gündüz. Gece değil, gündüz. Gündüz ne zaman başlıyorsa oruca başlayacaksın. Gündüz ne zaman bitiyorsa orucu bitireceksin. Yani kural bu. Peygamber zamanında da geceleyin kalkma adeti vardı. Geceler uzundu ve sadece sahur yapılmıyordu. Gece kalkılıyor. İşte damlarda şeylerde oturuluyor ve Arabistan serin olduğu için aslında gece hayatı daha çok orada yaygın. Gündüz insanlar dışarıda pek dolaşamıyor. Çünkü aşırı sıcak. Üzerine böyle başlarına örtü almak zorunda. Kadınlardan öte erkekler bile başlarını böyle beyaz bir şeyle örtecek. Güneş vurduğu zaman güneşi geri yansıtsın diye beyaz örtüler örterlerdi. Gündüzün öğle vakti, ikindi vakti ortalıkta pek kimse dolaşmazdı. Çünkü neredeyse bazen 40 dereceye varan sıcaklık olurdu. Ama akşam serinliğiyle beraber hayat canlanırdı. Hala Arap ülkelerin birçoğunda öyledir. Yaz aylarında özellikle akşamleyin hayat başlıyor, cıvıltı başlıyor. Ta gece yarılarına kadar, ikilere, üçlere kadar devam ediyor. Akşam ilk vakitlerinde yatıp gece 2-3 serinliğinde tekrar kalkmak, orada böyle sohbet etmek, bir şeyler yemek, namaz kılmak falan gibi işlerle uğraşırlar. Sonra tekrar yatarlardı. Şimdi onların gündelik yaşantısıyla genellikle soğuk bölgelerde, ekvatoral olarak daha yukarılarda yaşayan insanların gece ve gündüzü birbirine benzemiyor. Biz gündüzü öyle yaşamıyoruz. Araplar gibi yaşamıyoruz. Geceyi de öyle yaşamıyoruz. Hele hele kış günlerinde insanlar gece ve gündüzü daha farklı yaşıyorlar. Ama bunlar değişik olabilir. Sorun değil. Ama şunun bilmesi lazım. Biraz daha netleştireyim. Şimdi takvimi açıp baktığınız zaman orada bir imsak yazıyor. Bir sabah yazıyor, bir de güneş yazıyor. İmsak dediği sahura kalktığınızda oruç tutmak için yemeği içmeyi kesin demek. Sabah dediği sabah ezanı okunacak demek bu saatte.
Güneş dediği de güneş doğacak. Güneş bu saatte doğuyor demek. Peki oruç bunun hangisinde başlıyor? İmsak denilen yerde mi? Sabah ezanı okunduğunda mı? Yoksa güneş doğduğunda mı? Şu andaki Diyanet'in uygulaması imsak vakti geçen yerde kes diyor. Onun yerine ezan okuyor gece vakti. İmsak başladı diyor. Hatta biz küçükken hep böyle büyümüşüzdür. Sahura kaldırırdı bizim annem babam. Onlarla beraber sahur ederdik. Tam imsak vakti gelince ezan okunur. Benim elime böyle kaşıkla vururdu yani. Hem de kaşığı ağzıma götürmezdi. Bitti, kes. İmsak kes diye. Yıllarca böyle alıştırıldık. Sonra işte bazı görüşler var. Ya sabah namazına kadar uzayabilir yani. Sabah ezan okunduğunda, imsak değil de sabah olduğunda oruç başlar deniliyor. Oysa tam doğru olanı güneş doğduğunda oruç başlar. Yani sen şimdi takvime bakacaksın. Orada güneş yazılı yerdeki saate kadar iyi biçebilirsin. Güneş saati, güneş yazılı yerde diyelim 6.02 yazıyorsa orada 6.02'de keseceksin. Yani güneş doğdu demek. Yani oruç güneşin doğmasıyla başlar, güneşin batmasıyla biter. Ama güneşin doğuşu ve batışı yarım saati bulduğu için, tam anlaşılamadığı için, hava kapalı falan olduğu için ondan kaynaklanıyor bu. Biraz böyle ihtiyaten biraz daha iyice güneş doğsun da öyle başlayalım. İyice güneş batsın da öyle orucu açalım deniliyor. Ama işin olması gereken yönü bu. Yani aslında bir 12-14 saat arası bir oruç öngörülüyor gibi geliyor ama bunu böyle tabii rakam olarak vermek çok tepkiye yol açacaktır muhtemelen. Tabii yani geziyor ortalama ama, öyle evet. Sabah 6'dan akşam 8'e kadar 12 saat yani. Şu anki saate göre söyleyecek olursak güneş sabah 6 civarında doğuyor. 20-15'te yapıyor İstanbul için. Bu 12 saat 15 dakika demektir yani. Aşağı yukarı 12 saat oruç tutuyoruz. Bu böyle şeyin sonuna kadar, Ramazan'ın sonuna kadar devam ediyor. 12 saat. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan yoksa dersi kapatacağım. Çünkü 1,5 saat oldu. Tam vaktimizi tamamladık. Nusret Bey buyur. Şimdi hocam biraz önce soruda soracaktım da konuyu da fazla uzatmak istemedim. Şimdi bu hafta 3 tane müptezel vardı gündemimizi işgal eden. Bir müptezel komşularını öldürmekle tehdit eden biri vardı. Bir müptezel de sizin bu Firavun'un söylediği sözün tam aynısını söylüyordu. İktidara bağlı müptezel bunlar tabii. Çocuklarınızı ve karılarınızı bizden nasıl koruyacaksınız diye bir video doldurmuştu. Üçüncü müptezel vardı. O da dekan. Bilmiyorum gündemi takip ettiniz evet, mi? Evet, duydum. Bu üç müptezel, bir müptezel daha vardı. O da Kayseri'deydi. O da Ülke Ocakları Başkanı olduğunu zanneden bir ahmak diyeceğim ona da. Dört tane müptezel bu haftamızı işgal ettiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz genel olarak? Ya ben onunla ilgili bazı tweetler attım. Şimdi o onların dördünün de yaptığı aslında dini açıdan günah olmayı geçtik. Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Yani dördünün de şu anda memlekette bir hukuk adamı, bir savcı, aklı başında hukuku işleten, kendini hukuka feda etmiş bir savcı olsa onların hepsini ifadeye çağırır ve hatta gözaltına alıp tutuklayıp cezaevine bile gönderebilir yani. Çünkü mezarlığı açmak, kemikleri mezarlıktan çıkarmak, onları yakmaktan bahsediyor. Bu direkt Türk Ceza Kanunu'nda kişinin hatırasına karşı işlenen suçlar diye bir bölüm var. 130'a 1. Öyle miydi? Evet, 130'a 1 olması lazım. Türk Ceza Kanunu 130. maddesi 1. fıkrasına göre cezalandırması gerekir.
Eğer bunu yapanlar üçten fazlaysa, üçten fazla kişiyle yapılıyorsa bu tehdit, o zaman 1/6 oranında artırılır diyor. Yani 2 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Eğer 3'ten fazla kişiyle ihtilat, bir araya gelme, birlikte mezarlığa gidip cesetleri ortaya çıkma, mezarı değişme söz konusuysa bu 1/6 oranında artırılıyor. Yapılan direkt suç. Mezarlığa gömdürmüyorlar. Gömüldükten sonra cumartesi, pazar geçiyor. Dışarı çıkma yasağı geçtikten sonra pazartesi günü yine ölünün gömüldüğü mezarlığa gidip polis gittikten sonra bu cesedi çıkarıp yakacağız diyorlar. Ve bunu kameraların karşısında söylüyorlar. Yani direkt suç. Direkt mevcut kanunlara göre suç. Yani dini açıdan bıraktık. Dini açıdan zaten tamamen gayri ahlaki bir durum. Cenazeye hürmet, komşuya saygı, mabetlere dokunulmazlık, bütün inançların aynı zamanda inançlarla beraber İslam'ın da en temel sosyal değerlerinden birisidir. Bunlar çiğnendiği gibi mevcut Türk Ceza Yasası da hiçe sayılıyor. Sonra öbürü 50 kişi hazır komşularımdan keseceğim diyor. Bu da direkt tehdide giriyor. O da Türk Ceza Kanunu 160. maddesi olması lazım. Şimdi maddeleri tam hatırlayamayabilirim. Geçen bakmıştım. Twitter'da ver benim. Ceza maddelerini falan fıkralarıyla beraber kaçıncı maddenin kaçıncı fıkrası yazdım. O da bir suç. O da tehdide giriyor. Çünkü tehdit şöyle tanımlanıyor. Kişinin başkasına zarar vereceğini söyleyerek saldırıda bulunacağını ima etmesidir. İma etmesi bile tehdide giriyor. Çünkü 50 kişinin listesi hazır. Öyle bir olay olduğunda bizim apartmandan yerle bildiriyor. 50 kişiyi ben götüreceğim diyor. Yani. Direkt tehdide giriyor. Yani nereden bas? 6 yıla kadar cezası var ya. Yani. Eğer basın yoluyla işlerse onda da artırma var. Ama hiçbir savcı harekete geçmediği gibi herhangi bir iktidar partisinden bir milletvekili, yetkili, yönetim kurulu üyesi veya il başkanı böyle şeyler olmaz, ne konuşuyor bunlar falan gibi uyarıcı hiçbir ifade kullanmadılar. Tamamen sessizlikle geçirdiler. Dolayısıyla bu onların söylediklerini tasvip ettikleri manasına da geliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Başka? Evet Ayşe Hanım buyur. Merhaba hocam. Merhaba. Ben Erhan Bey'im. Erhan Bey dedi ki kitabı önerdiğim kişiler IŞİD'e doğru yöneliriz diye korkuyorlar dedi. Ben de farklı bir versiyonunu söylemek istiyorum. Benim önerdiğim kişilerden bazıları da şöyle diyor. Ya ben dinlemek istiyorum, aydınlanmak istiyorum ama ben kendi etrafımla mücadele edecek gücüm yok. Yani o kadar çok eşim, dostum, kardeşim, arkadaşım, komşum olur da onlardan farklı bir yere varırsam, farklı düşüncelere gelirsem ben bu kadar insanla nasıl mücadele edeceğim? Çok yalnız kalacağım. O yüzden aydınlanmak istemiyorum diye tepkilerle karşılaşıyorum. Kısaca onu söylemek istedim. Yani bu işin bedelinin ağır olacağını, evet. Kaldıramayacağını, aynen. Bu kadar şeyi kaldıramayacağını. Çok... Yalnızlaşacağını düşündüğü için eşime karşı çıkamayacağım, onları ikna edemeyeceğim, hatta dinletemeyeceğim bile, tartışmanın ucuna bile giremeyeceğim mi düşündüğü için aydınlanmak istemiyorum. Yani konforu tamamen bozulacak ve çok yalnızlaşacak. O sebeple böyle insanlarla da karşılaştığım oluyor. Evet, şimdi şey bile var. Okumaktan korkan, evet. Hatta bu cübbeli bir videosunda benim de adımı zikrederek birkaç kişiyi sıralıyor. Bunların kitaplarını sakın okumayın, videolarını dinlemeyin diyor. Ya ne olacak ki bir dinleyelim, yanlışsa uymayız demeyin, bu olmaz diyor. Hiç dinlemeyeceksin diyor. Çünkü açtığın zaman kendini kaptırabilirsin diyor.
dinlemeye başladığın an ya dur bakayım evet ya doğru söylüyor falan dersin. Bir iki şeyini tasvip edersin. Elini kaptırır. Ondan sonra kolunu da gider diyor. Hiç dinlemeyeceksin diyor. Hiç. Böyle zınk kapı dersin. Yani adam çok zeki ya. Çok kurnaz. Yani hiç dinlettirmiyor taraftarlarına. Bir yerden dinlerseniz kendinizi kaptırırsınız. Ben böyle çok insanla karşılaştım. Yani bilgili olmaktan korkuyor. İnancının değişeceğinden korkuyor. Şu anki halim iyi diyor. Bu beni diyor başka bir yere götürür falan diye. Böyle hiç konuşmaya yanaşmayanlar var. Böyle konuşmaya yanaşmayan bir kesim var ya. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. O zaman evet. Ayşe Aslan, Ayşe Hanım buyurun. Hocam merhaba. Duyuyor musunuz? Merhaba. Bursa'dan Ayşe ben. Daha önce birkaç defa sizinle görüşmüştük şans eseri. Evet. İlk kez katılıyorum tefsir derslerinize. Bir şey sormak istiyorum. Yaklaşık 1,5 senedir kitaplarınızı okuyorum. Hatta en son tefsir elimde. İkincisi ne zaman gelecek? Bir onu öğrenmek istiyorum. Mülk suresinden sonra devamı daha gelmedi diye biliyorum kitabınızda. Evet, tefsir dersleri mi? Tefsir kitabınız. Tefsir, ha, tefsir dersleri kitabı, evet. Evet. Tamam, onun, şimdi o tefsir dersleri... Hı hı. Birinci cildi çıktı. Evet, onu aldık. Şu anda ikinci cildi ve üçüncü cildi dizgi olarak hazırlanıyor. İkincisi hı hı. çıkacak. Ama vakti tam evet. olarak ne zaman bilmiyorum. Bu araya işte koronavirüs girdi. Yayın faaliyeti durdu. Evet, hiçbir yayın evi kitap basmıyor. Artık bu koronavirüs bittikten sonra fiziki olarak yani yazılmış olarak ikinci ve üçüncü cildi hazır. O devam edecek yani. Bir 10 cilt falan olur o. Çünkü bu tefsir dersleri, burada konuştuğumuz mesela tefsir dersleri, daha önce bu koronavirüsten önce İnşaat Kültür Evi'nde yapıyorduk. O yapılanlar videoya dökülüyordu. Şimdi araya koronavirüs girdiği için böyle bir dizi halinde online olarak yapıyoruz. Buradakileri derliyoruz, topluyoruz. Anlatıları, tefsirleri, tefsir tarafı olan yerleri alıyoruz. Onları böyle yazıya döküyoruz. Daha sonra üzerinden tekrar çalışıyoruz ve tefsir dersleri haline getiriyoruz. Onun ikinci, üçüncü cildi şu anda yazılmış olarak hazır. Onlar işte baskıya gidecek. Daha sonra diğerleri de yavaştan yavaştan yazılıyor. Onlar da ortaya çıkacak. Yani onu bir süre veremem. Şu gün, şu saat, şu mevsim, şu ayın, şu günü diye. Ama en kısa zamanda inşallah... Onlara devam edeceğiz. Arkasını getireceğiz. İnşallah evet. Hocam. Bir şey, çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Ben Alak suresinden itibaren hep böyle okurken çevirilerinizde sosyolojik anlamda çeviri yapıyoruz ya. Şunu gördüm. Hep biz ezenin gözünden değerlendiriyoruz. Peki ezilen için söylenen şey yok mu? Yani ses çıkarmayan için, boyun eğen için. Ne bileyim çok özür diliyorum. Görüntüm gitmiş olabilir. Yani ses çıkarmayana da ne diyor Kur'an? İşte biz hani hep güçlü ve ezen o dokuzlu çeteden en başından beri hep sizin söylediğiniz müşrikti galiba kavram. Doğru mu kullanıyorum bilmiyorum. Evet, evet. Peki ezen için ne, ezilen için ne diyor Kur'an? Yani ezilenin bir suçu yok mu? Ses çıkarmadığı için. Evet. Şimdi şöyle. Öyle ayetler de var. Sizin ses çıkarması gerektiği halde ses çıkarmayanlar, itaat etmemesi gerektiği halde itaat edenler, tabi olmaması gerektiği halde tabi olanlara da veya bir zulüm yönetiminin altında durmaması gerektiği halde, oradan başka bir yere gitmesi gerektiği halde gitmeyenleri de kerih görüyor ve suçluyor. Mesela Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Niye o zulme rıza gösterdiniz? Hem sesinizi çıkarmadınız, hem karşı çıkmadınız, hem ona karşı hiçbir şey yapmadınız. Üstelik o diyarı da terk etmediniz. Zulmün orada yapılmasına, hiç ses çıkarmadan katılarak zulmün daha da azmasına neden olarak müsaade ettiniz diyor. Hiç olmazsa oradan gidebilirdiniz, hiçbir şey yapamıyordunuz. Gidebilirdiniz. Allah'ın arzı genişti, onu daha yapmadınız diye suçlayıcı yerler var.
tamamen ezilenin yanında yer almak, ezilenin yanında yer almak, ezilenler işin elinden bir şey geldiği halde yapmıyorsa onun yanında yer almak yerine onu eleştirdiğini görüyoruz Kur'an'da. Yani diliyle de olsa, bir laf da olsa söyleyeceksin yani. İşte herhangi bizi bir şey söyleyeceksin. Bir çift laf söyleyeceksin. Yüzünü buruşturacaksın. Gözünle, elinle yani buna katılmadığını özellikle ifade edeceksin yani. Onu daha i̇şte yapmıyorsan, evet. Bizi güt demeyin, gözet deyin. Hani Bakara suresinde Peygamber Efendimizin galiba seslenişi, doğru mu hatırlıyorum? Yani evet. Çünkü neden? İşte arkadaşlarım hep onu biraz önce ifade etmeye çalıştılar. Biz, ben en azından kendi çevremde Kur'an, yaşayan Kur'an, yani günümüzde yaşayan bu ayetler bize ne diyor, ne demek istiyor diye hep işin o boyutundan değerlendirdiğimde öyle bir biat kültürü var ki o biatı yıkmak çok zor oluyor hocam. Yani o insanlar öyle inanmışlar ve öyle ona koşulsuz boyun eğmişler ki ona ben haykırmak istiyorum. Yani sen de bunun bedelini ödeyeceksin ses çıkarmadığın için. Dolayısıyla hani bu anlamda destekleyici bir söylem beklemiştim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Tabii şimdi toplumda bizi anlayacak olanlara söylemleri iletmeliyiz. Bazı insanlar var, umutsuz vaka. Yani onlarla uğraşmak boşuna. Ne geri dönerler, ne dinlerler, ne yola gelirler, ne pişmanlık duyarlar, ne vicdanları harekete geçer, ne tüyleri diken diken olur. Umutsuz vaka, onlarla uğraşmak lazım. Yani umutsuz vakalarla uğraşmak lazım. Türkiye toplumu çok geniştir. Yeni nesiller geliyor. Meraklı insanlar var. Arayış içinde olan kitleler var. Soranlar var. Arayanlar var. Dertlenenler var. Onlara ulaşmak lazım. Onlara nefes tüketmek lazım. Enerjimizi oraya harcamamız lazım. O zaman daha verimli olacaktır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Derse baştan beri dinlediniz değil mi? Soru sonra ben biraz sonradan eşlik edebildim. Bundan sonra inşallah, çünkü Zoom'u ayarlayamadım ama şimdi nasıl çalıştığını anladım. Bundan sonra inşallah katılacağım. Tamam. Eyvallah. İşte biz de şeyde böyle yaptık. Bu korona günlerinde bu Zoom online tefsir icat ettik. Öyle gidiyoruz. Bu üçüncü hafta mı oldu? Üçüncü hafta oldu, evet. Ramazan'da başlamıştık. Evet. Önümüzde dördüncü hafta olacak. Önümüzdeki hafta. İnşallah. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Selamlar, hürmetler. Sağ olun. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dersi kapatıyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Yaklaşık iki saate ulaştık. Normalde 1,5 saat olması gerekiyor. Bunları zaten tefsir dersleri kanalımız var YouTube'da. Gerekli kurgu montaj yapıldıktan sonra oraya da koyuyoruz. Ondan sonra da zaten ilerideki yazıya dökülme işlemleri de olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Gelecek hafta saat 21'de tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Hadi eyvallah.